Merhaba, Akasyanlara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kanguru mu sling? Yok. Kanguru nasıl kullanılır? Hayır. Doğru kanguru nasıl seçilir? Yok. Neden kanguru? Neden bebek arabası? Kanguru dosyasını açıyorum. Kanguru mu sling mi? Sling şu asılanlardan biliyorsunuz. Ya bana onlar ne bileyim biraz etnik geliyor. Kendim böyle Hindistan'da, kasabada, köyde, Etiyopya'da falan gibi hissediyorum. Sanki kıyafetimin de ona göre olması gerekiyormuş. Bu biraz öyle bir kıyafet. Yani böyle parmak arası terlikler falan o sling. Sling bana çok rahatmış gibi gözüküyor ama pek de güven vermiyor yani. Ayarlayamazmışım gibi geliyor. Bunlar daha pratik geliyor bana. Yani neler? İşte şuradaki gördüğünüz, bakınız kamera yaklaşsın. Şurada gördüğünüz kanguru dağı. Peki neden bende bir kanguru dağı var? Şundan kelli. Denemem için gönderiyorlar. Ben de deniyorum. Madem ben denedim, baktım. Hangisi en iyi size? Hangisi en iyi diye bir şey yok. Her kangurunun kendine göre bir usulü var. Ama gerçekten kullanışlı olanlar var. Özellikle kanguru kullanırken neye dikkat edilir? Bana sorabilirsiniz çünkü elimden çok kanguru geçti. Ha bir de pera ağır bakın gördüğünüz gibi. Evde bile kanguru işe yarıyor. Çünkü bu valetler ağırlar ve kucak seviyorlar. Kanguru da bazen çok güzel uykuya dalıyorlar. Sevgili asistanım Aysima'yı davet ediyorum çünkü perayı tutsun ben de size kanguruları göstereyim. Bu birazcık aslında profesyonel bir model. Neden? Ben takınca hemen aslında uyumlu olan modelleri daha çok seviyorum. Daha kolay oluyor. Bir kere hata yaptığını bilmezsin, anlamazsın. Bir yeri bir şeydir. Çocuğu rahatsız ediyordur. Öyle gider yani. Tehlikeli. Ama alışınca çok kolay. Bir kere önce şunu şöyle şuraya mesela geçirmek gerekiyor. Şurada böyle bir bariyer oluşturmak gerekiyor. Sonra giymeden önce tabii çocuğu alıyorsun. Ver bakalım. Ben bu koyu balıklı modeli çok seviyorum. Ama bunu da sepeti tabii ki şey ne derler? Papucu dama atıldığı zamanlar olur. Ha bu arada ben kangurumu sağ ol canım. Yardımsız giymem daha iyi olur. Yardımsız giyebiliyorum. Yani bebeği bir yere bırakıp sonra şu anda çekimde olduğum için yardımsız giyiyorum. Zaten yardımsız giyebileceğiniz bir model olmasına dikkat edin. Bu modelin şuralarında bir ayar yeri var. Onları şöyle çekip bebeğin M şeklini, şu bacakların aldığı M şekli korumak gerekiyor. Ellerinin rahat olmasına dikkat edelim. Bak girmiş. Çok yaptıkları bir şey. Böyle bir kanguru. Rahat, pratik, yarı klasik. Yani yarı klasik dediğim, yani slinge yine yakın olan modellerden diyebilirim ama değil tabii ki sling de. Şuraları falan bezleri daha rahat. Yani bebeği daha iyi kavruyor. Tatlış bir model. Hippie bir model. Al bak sevmedi. Kangur'da gerçekten rahat ediyorlar. O MA Baby'nin bir kangurusuydu. Meitai modelini de oradan almıştım. Kullanışlı. Dediğim gibi böyle biraz organik yapısı olan güzel kangurular. Bunu hiç denemedim. Bu Solomon Baby gönderdi bana. Şu anda deniyorum. Yani biraz kalın geldi bana. Ama ben demiştim kot olsun diye. Gönderilerken hep diyorsun ki işte şöyle olsun, böyle olsun. Bak hiç açılmamış olduğu anlaşılıyor buralarından da. Ya yani modelin kullanışlı olması çok önemli. Mesela bu çırt çırt meselesi benim hoşuma gitmedi. Şimdiden söyleyeyim. Çok özür dileyerek. Yani fazla... Eminim bu cırt cırt ayar için falan ama ben böyle şeylerin bu tür mekanizmalarda olmasını çok sevmiyorum. Tercih etmiyorum. Bak yani şu an ben bunu ayarlayamıyorum. Zor. Çünkü şurada bir şey var. O da kolay açılmıyor. Yani bunların anında ayarlanabilmesi gerekiyor. Çünkü mesela ben takmadım. Babasının takması gerekiyor. Yani bu kadar zor olmamalı. Yani ben takar takmaz bunun ayarlanması lazım. Bence. Çünkü hemen değişmesi gerekiyor. Pratik olmayan modelleri çok fazla yönelmeyin. Bazen estetik kaygılarla şey yapıyoruz. İç yapısı hoşuma gitti. Böyle terletmeyecek bir model belli ki. Ha, şuralardan da ayarlanabiliyormuş. Ama çok da işte rahat ayarlanamıyor. Burada beni kaybetti. Şuralardan. Pera tabii artık kocaman bir kız olduğu için. Dönüyor falan. Yani size birkaç tavsiyem olacak. Özellikle kanguru kullanırken, kanguruyla hareket etmeye alıştıysanız. Ben mesela bu küpeleri çekim için takmışım. Tercih etmeyebilirsiniz. Bebeğin çok dikkat alanında oluyor takılar. Bir kulağınız maazallah diye gidiverir. Dikiş attırırsınız. İkincisi saçlarınız uzunsa
Mutlaka toplayın çünkü buradan şu ayarlamaları yaparken özellikle biraz zor duruma düşebilirsiniz. Bir de kemersiz, düğmesiz şeyler giymeye özen gösterin ki çocuğa zarar vermesin. Yani bir yerine batmasın, rahat kıyafetler giyin. Bir de mutlaka taktıktan sonra şöyle bir kontrol edin etrafını. Bir tarafını kesen bir yer var mı? Doğru geçirmiş misiniz? Benim kızım bembeyaz, hemen iz oluyor zaten. Doğru geçirmiş misiniz? Bir de ben bunu şimdi ayarlamadım. Biraz daha yukarıda olması, böyle öpebileceğiniz mesafede olması gerekiyor. Ben şunu bir çıkartayım, biz bunu sonra ayarlarız. Eminim bu markanın başka çok daha güzel modelleri, kumaşları vardır. Ben bunu tercih ettim. İçi de yumuşak ama bana biraz yan aparatları kullanışsız geldi. Kolay ayarlanmıyor. Biz iki kişiyiz. Yani ikimizin ayrı ayrı kangurusu olmayabiliyor. Tek kanguruyla çıkabiliyoruz. O zaman çok rahat ayarlanabilir olması gerekiyor. Bir de kot, bilmiyorum. Ben seçtim ama teoride hoşuma gitti. Pratikte biraz beni zorladı. Bunu da kenara atıyorum. Şu ana kadar kullandığım en tuhaf kanguru. Chico'nun bir modeli. Bak yine böyle bakacağım. Ben nasıl takıyordum ya diye. Çünkü zor. Bu. Ama ben bunu taktım, yani bunu taktım, daha önce taktım, bir daha takabilirim. Bunu Serdar çok seviyor. Çünkü tam ona göre bana olmuyor, bana büyük geliyor şu şekil. Heh. Şöyle falan takılıyor. Şuradan falan geçiyor. Bakın. Heh. Yani biraz hani böyle uçak muçak keşfedilirken, araba keşfedilirken bilmem ne. Hani ilk nelerle uçmaya çalışmış insanlar diye tuhaf tuhaf modeller var ya. Bu işte onlardan. Hani böyle uçmaya çalışıyor, onunla da uçmaya çalışılır mı falan diyoruz. Hani yarışması oluyordu. Onlar gibi bir şey gerçekten de. Bu biraz tuhaf bir model. Takması da en antin kuntin. Şuradan da bir bacak şeyi geçiyor. Buradan da şuraları. Bunu bir kere tek başına giymek de bayağı zor. Ve ben giydim bunu. Yok yok, bırakacağım. Eli kaldı. Yani şöyle önce... Pardon kızım. Önce şunu şuradan şöyle şuralardan tutuyorsunuz. Bunu Serdar kullandığı için bayağı şu an bolda. O kadar da haksızlık etmeyelim tasarıma. Çünkü erkeğe çok uygun. Arkadan ayarlanan yeri bir yere kadar. Yani çocuk burada kalıyor. Bunu ben yapmıyorum. Emin olun modelin kendisi yapıyor. Bir dakika, şunları nereye takıyorduk ya? Hah, burada. Bunlar da buraları takıldığı vakit. Perayı düşürmeden. Bakın, Serdar buna bayılıyor. Benim için söz konusu bile değil. Ben kullanamıyorum. Bayağı komik oluyorum. Ama Serdar çok seviyor. Bence ayakları da çok sarkıyor. Onun vücuduna tam oluyor. Ama ayakları çok sarkıyor. Belli bir yaştan sonra çok önemli değil. Ama hala önemli bence ayaklarının M şeklinde durması. Evet, bir sonuncu modele geldim. Uzun süredir kullandığım en kullanışlı modellerden bir tanesi. Arkasında bir de ayrıca emniyet kilidi var. Yani tek elle açılmıyor belki ama bir emniyet kilidi var. Ona basıyorsunuz, sonra açıyorsunuz. Çok rahat ayarlanıyor burası. Bak hemen açılıp hemen bağlanıyor. Vallahi billahi hiçbir anlaşmamız yok ama... Helal olsun. Helal olsun diye tabir ettim. MA Baby de bu arada iyi. Ergo Baby için de güzel şeyler söylüyor. Biraz pahalıymış. Bu modelin bir de böyle şurasını açıyorsun, hava alıyor falan. Ki yaz mevsiminde oldukça kullanışlı. Şu petler, bebeğin ağzına denk gelen petler cidden hayat kurtarıyor. Çünkü çocuk en diye yanları yiyor. Evet, alayım. Şurasını kapatacağım. Ha, burada bir çantası var. Ya bir de böyle kullanışlı şeyler, yani özellikle çocuğu taşırken kullanışlı şeyler ve gözler mözler çok işe yarıyor. Bence üreticiler buna dikkat etsin. Evet. Evet Peruş. Bunda da Peruş çok çabuk ellerini çıkartıyor yansa. Oh, esnemeye başladı. Bir dakika dur bak. Kollarını çıkartıyor. Teybe yarabbim. Bu kolay. Gerçekten çok kolay. Kullanışı rahat. Yalnız şurası biraz altta kalıyor. Bazı bunun da var şeyleri. Daha mükemmeli bulana kadar çocuk zaten şöyle falan takabiliyorsun. Şimdilik çıkartıyorum. Ama dediğim gibi şu şeyler, petler çok ısırdıkları için hayat kurtarıyor. Vera bundan çıkıyor. Böyle de bir şey var.
Ya benim için fena değil, kullanışlı. Şuradan ayarladığım zaman falan evet. Ama Pera'nın en çok sevdiği şey şuradan kolunu şoför nebat gibi çıkartıp burada takılmak, tamam mı? Hey, şşt, alo. Yani size söyleyeceğim şey, bakın şöyle M şeklini koruyun, eyvallah. Bunu şey yapın. Ha, ha. Hemen de eleştir. Onu da örtü atmamışsınız. Neyse, ben artık alıştım. Kanguruyla dolaşmanın artı taraflarını söyleyeceğim. İşte çocuk yükü eşit şekilde dağılıyor, bu iyi. Araba falan taşımak onlar zor, sırtınıza da çantayı takabilirsiniz. Biraz kondisyon istiyor, mutlaka çalışın. Belinize baskı yapmamasına dikkat edin. Ve aynı zamanda bu iki el özgürlüğünün de konforunu yaşayacaksınız. Yani iki eliniz serbest. Hands free özelliği var. Kanguru annenin özgürlüğü demek. Bebeğiniz giyin, çıkın anneciklerim. Çünkü sonra büyüyorlar, böyle yapamıyorsunuz. Abone olun, paylaşın. Hepinizi çok seviyorum. Beni takip etmeye devam edin. Sevgiler. Öpüyorum sizi. Hadi gidiyoruz Pera. Kala 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 kala.